44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yine bir videoyla karşınızdayım. Bugün yine dışarıdayız, yine sokaktayız. Yine sürtüyoruz kızımla. Arkadaşlar hava eksi 7 derece. Dışarıda insan yok ama biz dışarıdayız. Zürih'e gidiyoruz. İbrahim kardeşimin yanına gidiyorum. Ona küçük bir hediye almıştım. Onu götürüp vereceğim. Oh, sokakta insan yok be. Ekipman çok iyi ama yine de soğuğu hissedebiliyorum. Yani araç var ama hani sokakta yaya insan yok. Milletin totosu donuyor tabi. Aha bir deli daha, bir deli daha. Güneş çıksa belki birazcık bir gıdım, bir derece ısınır belki. Tanıyorum gençler. Evet, bir kardeşimiz de tesadüf diyor yorumlarda. Abi Zürih sokaklarını, caddelerini çeker misin demişti. Tam da tesadüf oldu. Şimdi gidelim Zürih sokaklarını da çekelim. Hava çok soğuk. Vallahi çok soğuk ya. İnanın kaskatı giderim, hani ekipman çok sağlam, içine içtik falan. Ayrıca kıyafet de giyindim bugün, yani bildiğiniz sumo güreşçisi gibi. Ama yine de soğuğu hissedebiliyorum. Nedendir, neden kaynaklı bilmiyorum. Sağ elim sol elimden daha çabuk üşüyor ve daha çok üşüyor. Bunu çözemedim. Hava soğuk olduğu için arkadaşlar, ne derler ona, otobanda fazla basamayacağım. Çünkü şu anda bile 50 ile giderken soğuğu hissedebiliyorsam, yani otobanda bu soğuğu daha çok hissedeceğim demektir. Bir like'ınızı alırım yani. Hani bu soğukta -7'de beni dışarıda görüyorsunuz. Yani normalde arabayla giderdim. Ama hem video çekmek hem de motor sürmek istedim. Yani dediğim gibi bir like'ınızı alırım. Böyle bir basın onu, yani bir basın. Bak o sağ alt köşede beğen butonu var kardeşlerim. Ona bir basın. Oh. 60. Oğlum kimse yok be. Şuna bak, bildiğin şehir ölü ölü ölmüş. Yazın burada insanların karşıdan karşıya yaya geçidini kullanmasından trafikte iştah oluşuyordu. Yani dur kalk dur kalk dur kalk dur kalk, çünkü yol vermeniz gerekiyor. Hey gidiyor harav harav bomboş. Kestane canta kapalı mı? Alan açık ya lan. Kestane canta açıksa her yer açıktır o zaman. Yani evet, gurmet de açık, Türk restoranı. Bugün pazar. UBS İsviçre'nin en köklü bankası. Hani İsviçre'nin bankaları meşhurdur ya, işte bu da en meşhurları. UBS. Evet gençler, Zürih'e geldik. Zürih Stad. Buranın trafiği çok karışık aslında ya. Ben buranın trafiğini hiç sevmiyorum. Ne bileyim, sevemedim gitti harbiden. Yani genelde kimse sevmiyor. Park yeri sıkıntısı var. O ne lan? Zürih bile bomboş ya. Evet gençler, işte Zürih Stadt. Genelde ben de dahil buraya gelmeden önce İsviçre'nin başkentini ben Zürih zannediyordum. Oysa İsviçre'nin başkenti Zürih değil.
Kanton Bern. Binlik bir alamete, göbeğiz kıyamete, amane. Zürih merkez patlıyor herkes. Zürih Bahnhof, İsviçre'nin en büyük Bahnhof'larından biri. Kanton büyük olunca o kantonun Bahnhof'u da büyük oluyor. Demek. Ellerim uçtu be. Normal günde gerçekten hani o otobandan çıktıktan sonra bu noktaya gelebilmek oy, bir 45 dakikanızı alıyor. Rahat yani, bir yol kadar da o kadar bekliyorsunuz burada trafikte. Ay. Evet gençler, işimizi hallettik. Şimdi çıktık. Gideceğiz. Navigasyon yok. Buradan çıkış biraz karışık ama bulabiliriz diye düşünüyorum. Burası kaç ya? 50 mi, 30 mu, 40 mu? Niye millet bu kadar yavaş gidiyor? Durduktan sonra insan daha değişiyor. Vallahi. Ay ay. Sanırım doğru gidiyoruz şu an itibariyle. Yanlış gideceğimizi pek düşünmüyorum ama yine de belli olmaz. Buranın yolları çok karışık. Hepsi birbirine benziyor.